Yani son aylarda ya da 2000 Adıyaman Barosu avukatlarından Ali Coşkun, yaşanan ekonomik sorunları değerlendirdi. Türkiye'de çok yüksek çıkmasından dolayı enflasyonun yükselmesi. Avukat Coşkun, enflasyonun artması nedeniyle hayat pahalılığının ortaya çıktığını kaydetti. Yani son aylarda ya da 2002 yılında maalesef enflasyon oranlarının Türkiye'de çok yüksek çıkmasından dolayı, enflasyonun yükselmesinden dolayı hayat pahalılığı artmıştır. Coşkun, enflasyon ile mücadelenin yapılacak üretimle aşılacağını vurguladı. Bu da ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için maalesef olumsuz neticeler doğurmaktadır. Enflasyon yani mal alım gücünün ve piyasadaki para ve mal dengesinin bozulmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye enflasyonla mücadele etmek istiyorsa öncelikle üretime ağırlık vermesi gerekir. Ki biz maalesef son yıllarda üretimi özellikle tarımsal alanda, hayvansal alanda üretimi unuttuk. Maalesef dışarıdan işte bugün Ukrayna Rusya savaşı çıktı, buğday bulmakta, yok yağ bulmakta. İşte iç piyasada bugünkü et fiyatları. Düşünün geçmişte bunlar üzerinde oynanan birçok işte spekülasyonlar. Bütün ve hükümetimizin ekonomide uygulamış olduğu yanlış politikalar neticesinde son yıllarda enflasyon oranları dünya ortalamalarının bayağı üzerindedir. Bu da vatandaşlarımız için hayatı birçok yönde olumsuz etkilemekte, alım gücünü düşürmektedir. Ekonomik nedenlerden yaşanan sıkıntılar akabinde başka sıkıntılara da neden olmaktadır. Bu yüzden Türkiye'de uygulanan ekonomik ve bunun ekonomini belirleyici olan adalet, hukuk bazında yeni çalışmaların yapılması gerekir.